baktığımızda önemli bir sorunu teşkil ediyor. Özellikle Çatalhan içme suyu projesinin yapımından sonra mevcut su kuyularının pasifize edilmesi, onların kapatılmasıyla beraber yeraltı su seviyesinde belirgin bir yükselişin olduğunu biliyoruz. Bunun son yıllarda daha da arttığını farkındayız. 6 Şubat depremlerinden sonra Adana'da çok sayıda binalarımızın tamamı neredeyse bu şekilde incelemeye tabi tutuldu. Tabii ki hasar tespit çalışmaları sırasında bodrum katlara inildi ve bodrum katlarda ciddi bir çalışma yapıldı. Hasar tespit çalışmalarında en fazla görünen olumsuzluklardan bir tanesi de bodrum katların çok fazla suya maruz kalmasıydı. Çünkü özellikle 1960 ile 2000 yılları arasında yapılan o 40 yıldaki binalarımızın çoğunda bizim su yalıtımının olmadığını gördük. Su yalıtımı için bir bohçalama yapılmadığını, dolayısıyla yeraltı seviyesinin yükseldiği her durumda binaların su aldığını, su alan binaların özellikle kabuklanmaların arttığını, donatının suya maruz kaldığı ve korozyona uğradığını tespit ettik. Burada korozyona uğrayan kolonların kesitlerinde azalmalar meydana geldiğini, dolayısıyla da bunun deprem açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini de bu çalışmalar sırasında fark ettik. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor, yapılan her binada zemin etüt raporu yapılması zorunlu. Dolayısıyla yapılan bu zemin etüt raporu içerisinde yeraltı su seviyesinin ve yer altında bulunan zeminin parametrelerinin tek tek belirlenmesi gerekmektedir. İşte bu tespitler sırasında eğer bizim zemin içerisinde boşluk dediğimiz akiferlerden suyun çekilmesi ya da suyun tekrardan oraya hücum etmesiyle beraber, bu akışkanlıkla beraber özellikle zemin de buna uygunsa sıvılaşma dediğimiz olay gerçekleşebilir. Ama zemin etüt raporu doğru hazırlanmış hem jeoloji mühendisi, hem jeofizik mühendisi, hem de inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış kapsamlı bir zemin etüt raporu içerisinde doğru temel sisteminin seçilmesiyle, aynı zamanda temelin ve bodrum katının bohçalanmasıyla beraber de bunun önüne geçilebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla burada teknik olarak şartnamesine uygun bir ölçüm ve çözümleme yapılırsa deprem sırasında bu zeminin olumsuz davranışından da binamızı korumuş oluruz. Bodrum katlardaki bu korozyonla ilgili özellikle korozyonlu bölgelerin kabuklarının sıyrılması, bizim sıva ve pas payı dediğimiz o bölgelerde o donatının temizlenmesi, donatı üzerindeki korozyonun alınması, daha sonra solüsyonlarla temizlendikten sonra eğer ciddi bir kesit azalışı varsa oraya müdahale edilmesi, kesit azalışı yoksa dahi korozyonun devam etmemesi adına o bölgede yeniden yalıtımın yapılarak bir daha oraya suya maruz bırakmayacak şekilde binanın dışarıdan yalıtımla korunması gerekmektedir. Çünkü su yalıtım yöntemlerimizde özellikle hem sürme esaslı hem diğer yöntemlerden birkaçını uyguladığımız zaman binamızın suyla olan temasını kesmiş oluruz. Dolayısıyla bir kez daha o kolonların, perdelerin, özellikle dışarıda bulunan dış yüzeylere temas eden, toprağa temas eden yapısal elemanları bu şekilde korumuş oluruz. Çok ciddi bir kesit azalışı varsa, mesela korozyonla beraber, paslanmayla beraber 16'lık demir kumpasla tekrar ölçüldüğünde 8 ya da 6 milime kadar bir düşme görmüşsek, orada tabii artık donatının kopma aşamasına geldiği için donatı büyük oranda özelliğini kaybetmiş olacaktır. Kesit zayıflamasına maruz kaldığı için bu tür bir durumda kendiliğinden yıkılma çok görmesek bile deprem sırasında deprem kuvvetleri altında yapısal elemanların zayıfladığını, dolayısıyla performansının çok altında bir seviyede kalmasından dolayı da yıkılmaya neden olabilmektedir. Ama kendi ağırlığında depremsiz durumda yıkılmaya çok fazla rastlanmıyoruz.